iPhone 13 mini kamerasından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda iPhone 13 mini kamerasını detaylı olarak inceleyeceğiz. Kamerayla çektiğim görüntülere bakacağız ve şu anda izlemekte olduğunuz gibi videonun tamamını iPhone 13 mini'nin kameralarıyla tamamlayacağız. Fakat arada karşılaştırma yapabilmeniz için A7 3'ün de aynı ışıkta, aynı ortamda, aynı anda çekilmiş görüntüleri paylaşacağım. Bunların tamamı da bu görüntülerin altında zaten A7 3 ile çekildiği yazacak. Kullandığım lens de Sigma 24-70 Art serisi f2.8 diyaframlı lens arkadaşlar. Oldukça iyi ve güzel bir lens. Şöyle söyleyeyim, o lensin fiyatı bile iPhone 13 Pro'dan yüksek. Yani satın almaya kalktığınızda hani orada öyle bir setup var. Ayrıca kamera var tabii. Hani içinde SD kartı, şusu busu. Bambaşka bir setup, bambaşka bir düzenek var orada. Burada da tek başına iPhone 13 mini var. Minicik olan en küçük iPhone 13 mini ve yeni nesil iPhone'lar içerisinde en uygun fiyatı satın alabileceğiniz model. Bu kamerayla böyle bir telefon aldığımızda neler yapabiliyoruz? Amacımız bunu anlamak, doğru bir şekilde sizlere de aktarmak arkadaşlar. Videonun tamamında size bu görüntüleri paylaşacağım. iPhone 13 mini ile farklı ortamlarda, gün içerisinde farklı yerlerde işte çektiğim görüntüleri paylaşacağım. Fakat kısaca size öncesinde iPhone 13 mini'nin iPhone 13 Pro'ya göre ya da 13 ve 13 mini'nin 13 Pro ve Pro Max'e göre kamerasında ne gibi farklılıklar olduğunu, neleri bize sunmadığını, hangi noktalarda benzer olduklarını anlatmak istiyorum. Ön kamera tarafında neredeyse her şey aynı. Çünkü aslında aynı. Yani teknik bir fark yok arkadaşlar. Benim deneyimlerimde de bir fark yok. Yani iPhone 13 Pro, Pro Max ya da iPhone 12 Pro aldığınızda ön kamerada fotoğrafik stiller dışında, önceki nesilde yoktu, yeni nesilde fotoğrafik stiller var. O farkı göreceksiniz. 12 Pro'nun da 13 Pro'nun da benzer özelliklere sahip teknik anlamda kameraları var. Fakat 13 serisinin kameraları, ön kameraları aynı diyebiliriz ama öncekine göre bayağı fark var. Mesela sinematik mod ön kamerada da var. 13 serisinin tamamında. 12 Pro'da bu yoktu. Akıllı HDR 4 yine önceki nesilde yoktu. Onlarda akıllı HDR 3 vardı. Tamamında 13 ve 13 Pro'nun akıllı HDR 4 kullanılıyor. ProRes videoda Pro modellerde yer alan bir özellik. O da 12 Pro'da yoktu. Ön kamerasında var arkadaşlar. 13 Pro'nun ön kamerasında var ama 13 mini ve 13'te yok. Tabii asıl farklar, asıl önemli farklılıklar arka kamerada. Arka kameraya geçersek geniş açılı f1.6 diyaframlı ana kamera 12 Pro ile aynı teknik özelliklere sahip gibi görünüyor. Tabii daha geniş burada lensler var. Fark etmişsinizdir. Daha büyük kameralar görmüşsünüzdür arka tarafta. 13 ve 13 Pro'da kameraların boyutu da büyütüldü arkadaşlar. Diyafram açıklığı ise 13 Pro'da f1.5. Burada tabii rakam ne kadar düşerse o kadar iyi oluyor. Daha geniş aralıklı bir diyafram ve daha iyi düşük ışık modu elde edebiliyoruz. iPhone 13 mini ve iPhone 13'te f1.6 olan diyafram iPhone 12 Pro'da da aynıydı. iPhone 12'de de aynıydı arkadaşlar. f2.4 ultra geniş kameranın diyaframı da yine önceki modelle iPhone 13'lerde aynı teknik anlamda diyafram açıklığı. Fakat 13 Pro'da o da f1.8'e yükseltilmiş. Orada da yine geniş açıda, ultra geniş açıda oldukça iyi bir düşük ışık performansı var arkadaşlar. Apple Pro RAW fotoğraf 12 Pro'da vardı. 13 Pro'da devam ediyor. Bu Pro modellere özel bir özellik olduğu için 13 serisinde, 13 ve mini'de yer almıyor arkadaşlar. Daha az sıkıştırılmış, ham görüntüye daha yakın fotoğraflar çekebiliyoruz. Diğer cihazlarla Pro olan hem önceki nesil hem de yeni modellerle. Fakat 13 ve 13 mini'de böyle bir özellik yok. Tabi iPhone 13 serisine gelen önemli özelliklerden bir tanesi de kamera tarafında sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu. Bu önceki nesilde sadece iPhone 13 Pro Max modelinde vardı. Diğerlerinin hiçbirinde yoktu, Pro'da da yoktu. Bu anlamda da daha iyi bir stabilizasyon, daha akıcı görüntüler ve daha az sarsıntı, daha net fotoğraflar için önemli bir geliştirme var. Bu da iPhone 13 serisinin tamamında yer alan bir özellik. Bu tarafta da bu kameraları 13 ya da 13 mini de alsanız öne çıkaran bir unsur. Önceki neslin Pro modelinde bile yoktu. Sadece Pro Max'te vardı. Artık bu tüm iPhone 13 serisine getirilmiş durumda. Optik yakınlaştırma iPhone 13 mini ve iPhone 13'te yok arkadaşlar. Çünkü 3. bir telefoto kameramız yok. Haliyle bu tarafta geride kalıyor. Hem önceki neslin Pro modeline hem de yeni iPhone 13 Pro'ya göre. Çünkü 3 kat optik yakınlaştırma yapabilen ve 15 kata kadar dijital zoom yapabilen kameralar var iPhone 13 Pro'da. Bu hem 12 Pro'ya göre geliştirilmiş hem de 13'e göre oldukça ileride. Çünkü burada sadece 5 kata kadar dijital zoom var. Optik yakınlaştırma yapamıyoruz iPhone 13 mini ve iPhone 13 kamerasıyla. Lidar tarayıcı sayesinde gece modunda portre çekimi yapabilen iPhone 13 Pro ve 12 Pro bu tarafta iPhone 13 ve mini kameralarının önüne geçiyor. Çünkü bir lidar tarayıcı olmadığı için gece modunda portre özelliğini de bu telefonlarda kullanamıyoruz arkadaşlar. 13 mini ve 13'te hala kullanamıyoruz. Akıllı HDR 4 ve fotoğrafik stiller 13 serisinin tamamında var ama 12 Pro'da bu özellikler yoktu. 12 serisinin hiçbir modelinde yoktu. 13 ve 13 Pro'da serinin hangi telefonunu alırsanız alın bu özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Video tarafında sinematik mod önemli bir geliştirme ve sadece iPhone 13 serisinde var. Serinin tüm modellerinde var. iPhone 13 mini, iPhone 13 ya da iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinden hangisini alırsanız alın sinematik mod özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. 12 Pro ya da işte diğer 12 serisinde yer almayan bir özellikti ve sadece 1080p'de 30 fps kayıt yaparak kullanabiliyoruz bu özelliği. Yani 4K'da kullanamıyoruz. Telefonunuz 1 TB da olsa kullanabiliyorsunuz.
kullanamıyoruz. Bu Apple ProRes ile karıştırılan bir özellik. Arkadaşlar ProRes'te oraya geldiğimde anlatacağım. Olan bir durum bu. 256-128 arasındaki fark. Siz iPhone 13 Pro ya da Pro Max'in ya da herhangi bir iPhone 13 modelinin hangi depolama alanına sahip olan modelini kullanırsanız kullanın. Sadece 1080p 30 FPS sinematik mod kayıt yapabiliyorsunuz. 4K hiçbir şekilde sinematik modda yok arkadaşlar. İlk videodan beri bunu söylüyorum. Fakat Apple ProRes modunda kayıt yapıyorsanız ve 128 GB bir iPhone 13 Pro ya da Pro Max'iniz varsa o zaman sadece 30 FPS 1080p Apple ProRes video kaydı yapabiliyorsunuz. 256 ve üzeri Pro ve Pro Max modellerine sahipseniz 4K ProRes video kaydedebiliyorsunuz. O da 30 FPS olarak oluyor. ProRes ile sinematik modu karıştırmamak lazım. Her ikisiyle ilgili birçok video yayınladım. ProRes farklı bir formatta kayıt yapan bir kodek aslında. Apple'ın Apple ProRes kodeği. Fakat sinematik mod başka bir şey. Arka tarafa bokeh efekti veren başka bir özellik. İkisini birbiriyle karıştırmamak lazım arkadaşlar. Sinematik mod iPhone 13'lerin tamamında varken ProRes video sadece Pro modellerde var. Pro RAW'da olduğu gibi. Zaten başında Pro varsa, bir şeyin içinde Pro varsa o artık Pro modellerde oluyor. Apple'da iPhone tarafında. Yine 120 ve 240 kare slow motion video aynı şekilde devam ediyor. 1080p kayıt yapabiliyoruz. Önceki modellerde olduğu gibi bu modellerde de tüm kameralarda bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hızlı çekimde aynı şekilde bir değişiklik göremedim, bir değişiklik hissedemedim. Kameraların kendi kalitesindeki fark dışında hızlı çekim modlarında ya da yavaş çekim modlarında herhangi bir fark yok. 12'de neyse 12 serisinde 13'te de aynı şekilde devam ediyor serinin tamamında. 240 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyoruz. Önümüzdeki modellerde 120 kare 4K video kaydı gelebilir diye umuyorum. Muhtemelen gelecektir. 4K'da sinematik modda yine beklediğimiz özelliklerden. ProRes konusunda da zaten hani 4K ProRes depolama alanını yeterli olmadığı için 128'de yok. O da yine Pro modellerde devam edecek gibi görünüyor. Yani 13 serisine, 13 mini'ye gelmediği gibi 14 ve 14 mini'ye de gelmemesi muhtemel. Tabii gün boyu iPhone 13'te çekimler yaptık. Farklı yerlerde farklı görüntüler kaydettim. Onların tamamı iPhone 13 mini'nin kendi kamerasıyla çektiğim ve kendi dahili mikrofonuyla kaydettiğim sesti. Uygulama kullanmadım. Farklı uygulamalarla ilgili yeni videolarda nasıl faydalanabiliriz? Daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz? Onlara bakacağız. Ama şunu merak ediyorum. Şu anda iPhone 13 mini'nin kamerasıyla bir kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Yani bayağı YouTube videosunu çekiyoruz. Aynı stüdyo ortamında ben stüdyodayım. Diğer tarafta A7 III de kayıtta. Çok da iyi bir lens var üzerinde. F2.8 Sigma'nın 24-70R serisi lensi var. Şu anda muhtemelen 50 milimde falan kayıt yapıyor. Aynı ortamda benzer şartlarda bir kayıt yapıyoruz. Ya bu video A7 III ile çekilseydi çok mu şey değişirdi? Yoksa şu anda iyi bir görüntü elde edebiliyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Bu görüntü YouTube için yeterli mi? Bu performans yeterli mi? Telefon hepimizin ihtiyacı ve telefonda birçok şey yapılabilirken aynı zamanda videoları da çekebilir miyiz acaba? Bunu merak ediyorum. Tabii şu anda profesyonel bir mikrofonla ses kaydı yapıyorum ben ve MacBook Pro'ya kayıt yapılıyor. Daha sonra senkron yapılıp video bu şekilde size sunuluyor. Ama acaba biz burada iPhone 13 mini'nin kendi dahili mikrofonunu kullansaydık nasıl bir ses alırdık diyorsanız da şu an duyuyorsunuz zaten. Şu anda duyduğunuz ses iPhone 13 mini'nin dahili mikrofonu ile kaydedilen ses arkadaşlar. Normal video modunda normal video modunda yapılan bir kayıt bu. Hani ekstra bir düzenleme vesaire yok ya da ekstra bir program şu an için yok. Ve profesyonel mikrofona geçtiğimizde de zaten aradaki farkı görüyorsunuzdur. Mutlaka ses farkı olacak. iPhone 13 mini hakkında merak ettiklerinizi, incelemede görmek istediğinizi ya da yapmamı istediğiniz testleri. Mesela şu anda pil performansını test ediyorum. Detaylı olarak test ediyorum. Fakat görmek istediğiniz başka testler varsa, yapmamı istediğiniz başka testler varsa bunları yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz performansla ilgili bu video boyunca sizlere sunduğum görüntülerle ilgili görüşlerinizi, beklentilerinizi iPhone 13 mini ile tek başına iPhone 13 mini ile bir video çektiğimizde izleyici açısından doyurucu olur mu? Kalite düşer mi yoksa kaliteli bir yayın yapabilir miyiz? Kaliteli bir video üretebilir miyiz? Bu konuda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. iPhone 13 Pro'yu, Pro Max'i ve tamamının kameralarını karşılaştırdığım yeni videolar geliyor. iPhone 13 Pro ve mini arasındaki ya da işte iPhone 13 ve iPhone 13 Pro arasındaki tüm farkları detaylı olarak anlattım ve kameralarını karşılaştırdığım videolar da geliyor. Hepsi sırada ama siz görmek istediğiniz farklı videolar varsa, detaylı test etmemi istediğiniz bu telefonlarla ilgili ya da işte kanalda gördüğünüz diğer ürünlerle ilgili merak ettikleriniz varsa tüm sorularınızı, tüm merak ettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.